bir yerde indik. Bilmiyorum. Şu an ne yapılacak tam olarak bilmiyorum. Yemek yeme yerleri var. İsterseniz gelip burada yemek de yiyebilirsiniz. Bakalım şöyle ileriye doğru gideceğiz sanırım. Grubun bir kısmı burada. Şöyle devam edeyim bakayım. Bundan Güney Afrika'da görmüştüm. Buranın böyle küçük de bir çarşısı varmış. İsterseniz gelip hediyelik eşya da alabilirsiniz. Böyle şapkalar, çantalar var. Şu an saat 2.30. Tur bitti. Bir saatlik serbest zaman verdiler. Saat 3.30'da Stack of Chiapa de Corzo diye bir yer varmış. Yani nasıl diyeyim, böyle anıt gibi bir şey. Onun orada buluşacakmışız. Bir saatte buraları biraz gezelim. Az önce şey vardı. Şurada bir çarşı vardı. Ufak bir çarşı. Onu göstermiştim ne var ne yok diye. Şurada kilise gibi bir şey var. Kanyon turu nasıldı ama? Güzeldi değil mi? Kaç? 3 tane mi? 4, 3 tane galiba. Şey, timsah vardı. Timsah gördük 3 tane. Ondan sonra bir sürü deniz kuşu gördük. Karabatak var, balıkçıl var. Ondan sonra güzel yerde. Yılbaşı ağacı çok enteresandı. Resmen dağın içinde ağaç çıkmış. Çok böyle şey, değişik bir ağaç. İlk defa görüyorum öyle bir şey. Bu arada şundan da bahsedeyim. Tura 380 peso verdim demiştim. Mutlaka turu alırken şey yapın. Miradores, yani seyir noktaları dahil mi, onu öğrenin. Mutlaka o da dahil olsun. Yoksa tek başınıza kesinlikle gidemezsiniz. Üst taraftan kanyonun müthiş görüntülerini görebilirsiniz. Müthiş bir görüntüsü var üst taraftan. O yüzden mutlaka Miradores de dahil olsun tura. Çünkü ayrı ayrı da satabiliyorlar. Ondan sonra. Ama genel olarak şey, tur bence fiyatı uygun. Normalde şimdi şey diyebilirsiniz. Mesela Tuxtla Gutierrez daha yakın. Sen niye San Cristobal'den tur ayarladın diye. Hem San Cristobal daha güzel bir şehir. Hem de şey, turlar buradan, yani San Cristobal'dan daha uyguna gidiyor. O yüzden seçim doğru yani. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakalım, şimdilik her şey yolunda gidiyor. Meksika'daki bugün 12. günüm. Şu an her şey planladığım gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tur fiyatına yemek dahil değil. O yüzden tur biraz uzun sürdüğü için, yani kaçta, sabah 9'da başladı. O yüzden yanınızda böyle sandviç tarzı bir şeyler getirebilirsiniz veya indiğiniz yerde bir saat zaman verdiler dedim mi, isterseniz buralarda da bir şeyler bulabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama şurada churros varmış ya, biraz churros alayım. Hola amigo, buenas tardes. Churros? Si. ¿Cuánto cuesta? 20. 20. Ok, uno por favor. ¿Con lechera o chocolate? Sí. Sí, 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 dos. Oha, 4 parça koydu lan. İkisi 4'ü 20 peso, çok iyi bence. Mucho, choco, mucho, sí. ¿Ve
Gracias. Okay. Bye bye. İşte churros bu. Bizdeki kerahın tatlısı gibi. Çikolata var. Bu herhalde beyaz olan da vanilya. Lan 5 parça koymuş, pardon. Morelia'da almıştım. Morelia'da tek parçası 7,5'tu. Sonra Pascuaro'da bunun 2 tanesi diyelim, uzunu vardı. Ona tek bir tane ona 20 peso vermiştim. Bunu 5 tanesi 20 peso. Bence güzel. Tadı da güzel. Bakın Chiapa de Corzo dedikleri böyle bir yer işte. Şurada geniş bir meydan var. Bu ortada bir tane anıt, sembol gibi bir şey var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle üst tarafta, bilmiyorum gözüküyor mu, haç işaretleri var. Değişik bir yapı. Bilmiyorum, dini bir yapı da olabilir. Böyle ne bileyim, sanki ortada böyle çeşme gibi bir şey var. Ha, şurada bir tane bilgilendirme panosu var ama İspanyolca. Çoğu da okunmuyor zaten. La Fuente. La Fuente neydi ya? Fountain gibi bir şey mi acaba? Çeşme herhalde ya. Anıt çeşme gibi bir şey. Şu an bakın, şu ortada herhangi bir su vesaire yok ama ortada böyle bir şey var. Sanki su akan çeşmemsi bir yapı var. Tam şeyin içinde, ortasında. Evet, muhtemelen anıt çeşme gibi bir şey. İşte Chiapa de Corzo. Hemen şu arkada bir tane eski bir saat kulesi görüyorum. Böyle. Herkes kendi halinde takılıyor. Sokak satıcıları bir şeyler satmaya çalışıyor. İnsanlar dinleniyor. Oturuyor buralarda. Geziyorlar. Köpeklerini çıkarıp dolaştırıyorlar. Böyle. Başka nereye gidelim? Bakın şu karşıda böyle beyaz varaklı şeyler var. Alanlar var. Buralarda da hep şey, buralarda da hep dükkanlar var. Yine çeşit çeşit gıdadan tekstil, giyim kuşam şeylerini, ama genelde giyecek üzerine. Biraz yakından bakalım neler satıyorlarmış. Böyle bir şeyler var, yerel kıyafetler. Bluzlar var. İki tanesi 100 peso. Şöyle şapkalar görüyorum. Bunların fiyatları yazmıyor. Dediğim gibi genelde giyim üzerine kıyafet şeyler var, ürünler var. Helal olsun dayı be. Kanyon turuna başlarken Osuma Sinta denen bir yere gittik önce. Oradan nehir boyunca tekneyle gelip
Chiapa de Corzo'da indik. Yani haritaya bakıldığında dönüş daha kolay olsun diye muhtemelen böyle bir şey yaptılar. Ama sonuç itibariyle buradayız. Chiapa de Corzo'dayız. Yarım saatler dolanacağım buralarda. Ondan sonra rehber gelecek. Sonra da San Cristobal'a doğru yola çıkacağız.